NASA, NOAA ve Uluslararası Güneş Döngüsü Tahmin Paneli, güneşin beklenenden biraz daha erken güneş maksimumuna ulaştığını doğruladı. Şu anda teleskoplar ve görevler sayesinde güneşi daha önce hiç görülmemiş şekillerde ayrıntılı olarak inceleyebiliyoruz. Solar maksimum güneşin en yüksek aktiviteye ulaştığı andır. Bu dönemde daha fazla güneş patlamaları, koronal kütle atımları ve diğer patlayıcı olaylar gerçekleşir. Şu anda 25. Güneş döngüsünün maksimumundayız ve döngü 2030'a kadar sürecek. Güneşi inceleyen uzay ve yer merkezli teleskoplar ve araçlar, yıldızımız hakkında devrim niteliğinde bilgiler sunuyor. Bu çalışmada üç önemli oyuncu var: Dünya'da Hawaii'deki Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu, Güneş'in en yüksek çözünürlüklü görüntülerini çekiyor. Uzayda ise NASA'nın Parker Solar Probu, Güneş'e en yakın araç, Güneş'in atmosferinde uçarken ölçümler yapıyor. Parker Solar Probe'un görevi Güneşe dokunmak ve patlayıcı olayları yakından incelemek. Solar Orbiter ise 2025'ten itibaren Güneş'in kutuplarını inceleyecek ve koronal kütle atımlarını farklı açılardan görebilecek. Bu teleskop ve uzay araçları Güneş maksimumunu incelemek için tasarlanmadı ancak bu aktif dönemde inanılmaz veriler topluyorlar. Güneş'in patlamaları, koronal kütle atımları ve auroralar gibi olaylar haberlerde sıkça yer alacak ve insanlık tarihinde ilk kez bu dönemi bu kadar detaylı inceleyebileceğiz.